Herkese selamlar dostlarım, necəsiniz? Ümid edirəm, yaxşısınız. Sizlere vlog sözüm vardı, bilmirəm, səsim gedir, sizə gəlir, yaxşı, pis gəlir, tam olarak bilmirəm. Telefonla çəkirəm, telefon o kadar gücü deyil, kompüter o kadar da gücü deyil telefon. İnşallah gələcək də bir dənə yaşayan bir dənə kamera, partlayış, vloglar zaten sizlere üçün çəkirir. Dostlarım, deməli, nələr, ilk bunlardan tanış edim sizlere, bir də köyünə işlətdiklərimdən tanış edelim. İlkin olarak burada iki dənə RAM görürsünüz dostlarım. RAM'lar 3200 Hz'dir. Bu da Z490'dır. Plata'dır bizim. Köyne platamız. Burada da SSD'miz var içerisinde. SSD'miz indi aldığımız SSD'den biraz zayıftı. Bu köynedir. Bunu aradan çıkardım. Sadece isterim sizlere göstereyim. Çok kutu var aslında. ROSAM'ımızı açmışız, koymuşuz da daha ucuları lazım değil. Ama indi esas aldığım ürünleri sizlere göstereceğim. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi için teşekkür ederim. Sağda da case'imiz var orada. Case'imizi de bir tane oradan çeker. Case'imiz ağ renkli dostlarım. dostlarım. Birinci RAM'ımızı açaq. Deməli, köhnə RAM'dan arasındaki fark odur ki, köhnə RAM'ımız 3200 Hz'dir, düzdür mü? Ama DDR5 sistemi geldi. RAM'ların gücü çoxaldı. 3200'dən 6000 Hz çıxdı. Qiymətləri desəm sizə biraz pis çıxmasın. Olanı var, olmayanı var. Ona görə demək də istəmirəm. Prosto demək də istəyirəm bir tərəfdən ki, bu bilərsiniz qiymətləri. Çünki mən bunları gətizdirirəm. Sırf mənim işim, dostlarım, demək olar ki, kompüterdir, yəni əvvəldən. YouTuber'dan əvvəldir mənim işim kompüterdir. Siz mənim YouTuber olaraq tanınırsınız. Dostlarım, İlk RAM'larımızda, G-Screen RAM'larda 6000 GHz'dir dostlarım, sürətinə söz olabilməz. Bunun bir üstü var, 6400 Hz'dir. Ama bu 6000 Hz'dir, 6000 Hz fonlu bəsdir. Demək olar ki, Free Fire'da tanıdığınız oyuncular olsun, ən güclü kompüterləri olsun. Yəni, tərifləmə kimi yenə də çıxmasın. İnanmıram ki, DDR5 sisteminə keçiş olsun. Hələ Azərbaycanda təzə-təzə gəlib satışa bıraxırlar bunları. Biraz qiyməti baxa bilə edirəm. Bunların qiyməti haradasa 600 manata da gəlir 2 dənəsi. 32 GB-dır. 6000 GHz-lər. Çox əla bir şeydir. İlk onları sizə tanıdaq. Onları tanıdandan sonra keçək i7-mizə, yəni i7-yə. Dostlarım, i7 12700K təzə çıxdı. Haradasa 1 ay əvvəl olaraq çıxdı. Ən axırıncıdır demək olar ki. Qutusunu zaten göstermem size, elə qutusunu da göstereyim. Qutusu da budur, i7-12700K. Çipdir dostlarım, sadece çipdir. Qiyməti də haradasa 300 dollardan hesablasaq, bunun gələcək başa bizə bir 600 manata da gəlir bunun qiyməti, 700 manata yaxın gəlir bunun qiyməti. Yəni bir dənə çip gönlələrə qadirdir. Yəni bu olmasa, yəni gücü olmasa oyununuz donacaq, canlı yayın aça bilməzsiniz. Hər bir problemdir, yəni baş ağrıdır, yəni bir dənə bu nələrə qadirdir. Bunu da qoyaq qırağa. Burada dostlarım, Corsair'in 750 power saplısı var. Bu qida blokudur, Azərbaycan dilində qida blokudur. Power saplısıdır, bütün çıxışları var burada. Çoxunuzda görürsünüz bəlkə də şunurlu olur. Çox kompüter işlədənlərdə, köhnələrdə hamısının belə böyründən şunur çıxır. Amma bunda elə deyil, bunda istədiyin qədər şunur taxa bilirsən buna və istədiyin qədər istifadə edə bilirsən. Çox gözəl Corsair'indir, tanınmış bir markadır. Corsair'i bilməyən olsun, yoxdur kompüter işlədənlərdə. Bilməyənlər də indi inşallah gələcək də bilər. Corsair'dir, Asus'dur, Evgad'ı favoridirlər bunlar. Yəni öz sözünü demiş markalardırlar dünya bazarında. Əlimizdə dostlarım, qida blokunu da göstərdim sizə. Əlimizdə M2 SSD var, 980 Pro. Demək olar ki, dünyada bundan üstü çıxmadı, səhv etmirəmsə, 7000 sürətlə, 7000 oxuma yazma. Bunun məqsədi nədir? Hard diskimiz bilirsiniz də, hard disk. Günümüzdə olan, indi köhnə dostlarımızda olanlar hard disklərdir. Deyir sizi kompüteri deyən yandırır, bu kompüter gec asılır, bu kompüter niyə bizi bezdirir belə. Bunun səbəbi nədir? Bəs məkanlar? Bunun səbəbi budur dostlarım. Bundan olsa kompüterimiz 2 saniyə açılacaq. 2 saniyə kompüter açılır. Oyunda donma, oyunun açılması, canlı yayının sürəti, render, dizaynerlar, video bloggerlər və ya video montaj edən dostlarımız varsa, təbii ki, bəlkə istifadə edirlər və ya da bilirlər bunu, deməyə ehtiyac yoxdur heç onlara. 980 Pro,
Yani dedim top 1 budu bu derga. Bundan elası yoktu. Şimdi bunu da göstereyim size dostlarım. Ne de bir şeydi. Çok pahalı bir şeydi. Şimdi bunların montajı var. Montajda da size göstereceğim ne de takılır ne de olur. Dostlarım o böyle balaza bir tane çıktı. Samsung'undu bu arada. Samsung'undu. Balaza bir tane çıktı. Bunu da koyar kırara. Olsun kutular lazım değil. Yavaş yavaş koyar kırara. Dostlarım gelin bu canavarımıza. Radyatör. Maşınlarda zaten eşitimsiz de radyatör zaten. Ama bu suyu soyducu zaten de bilirsiniz de istifade edelim. Komütörlerde de radyatör var. Bir de su sistemi var. Bu normaldi yani öz soyulu verir. Bir de su sistemi var bunun. Suyu dövreliğe soyulu verir. Bizde su sistemi değil, normal hava sistemidir dostlarım. Asus'un NC2400 RGB'li ROG Strix'indi dostlarım. Radyatörüdü. Bu biraz hangama bir şeydi. Böyle bir şey, zırıltı bir şeydi. Bunu göstereyim sizlere. Burada dostlarım fanlarımız var. Radyatörün üstüne takılacak bu fanlar. 3 tane değil, 2 tane fandı. Ben ikili aldım çünkü benim case'ime ikili gelir. Üstü değil, o kadar böyle case hoşlanmıyor. Bunları göstereyim dostlarım. Ve dostlarım burada AMD. Ekran şey çipi ben size çip gösterdim. Çipler bir çipler bir Intel olur, bir de AMD var. Şimdi bilmiyorum benzerde varsa tanımlıyor. Esasen AMD'nin de var. Bu da taze çıkan Intel'indi. Bunu takacağız biz dostlarım. Buna ihtiyacımız yoktu. İhtiyacımız olmadığı için kırağı koyuyorum. Belki de günümüzde ve geleceğinde istifade etme lazım olsa AMD çipi alsa onu takıp istifade ederek bunu da koyuyorum kırağı. Demeli dostlarım. Burada bunun logoları adı var, böyle afişli şeyler var. İstersen komputerin üstüne case yazılı yapıştırmak için, bezelsiniz için. Her şey var burada. Bunları koyar kırağa. Radyatörümüzü göstereyim sizlere dostlarım. Yavaş yavaş götürelim. Bunlar biraz nadir şeylerdi. Dostlarım radyatörü görürsünüz de. Kaladeni radyatör şeyiniz adı soyucusunuz adını görürsünüz. O arkası kimidir? Fanlar burası 30'dur adı. Bunu da çipunun üstüne bağlayacağız. Çok güzel bir şeydi. Kompütöre fan zat lazım değil. Bunu bir başa bağlayırsan söhbeti de öldürürsen. Bunun da kıymeti dostlarım. Ardasa 400 manata yasımdır bunun kıymeti de. Dostlarım bu da hard diskimizdi dediğim gibi. Hard diskimize de oyunlarınızı, zatınızı, her şeyi stoklayabilirsiniz. SSD olsa bile hard diskte onun yanında böyle bir sizin ihtiyaçlarınızı, video stoklarınızı, şekillerinizi her şeyi atarsınız buna kalır. Burada olsa ameliyat yapamasanız olur. Bu stok için de esasen. Bunu da koyuyoruz kırana. Gelay bu canavarımıza. Demeli dostlarım ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi'li de bu arada. Ana platamızın Wi-Fi zaten her şeyi üstünde de indirtiyorum bunları. Sizlere göstereceğim. Dostlarım bu onun Wi-Fi'dir. Wi-Fi'nizi söker. Bu onun Wi-Fi'dir. Wi-Fi böyle açılır dostlarım bu arada. İstediğin kimi koyabilirsen Wi-Fi'yi. Arkasında üstüne yapıştırırsan demire, case'e zaten her şeyi diyebilirsen. Bu onun Wi-Fi'dir. Bu bizim platamızdı. Platamızın böyle güzel bir dekorasyonu var burada görürük. Geçişen bir dekorasyonu var. Bu M2 yuvasıdır. Ben SSD diyelim size. Burada takılacak. Çipi vardı bayağı bazı çipi. Burada takılacak. Burada yine de M2 yuvası var. RAM'larımız buraya gelecek dostlarım. 4 slotlu RAM'larımız var. Demeli bunun özelliğini sizlere hemen diyeceğim. Bunun neleri var. Arkasına da baktığımızda ne kadar burada USB kabel yeri görürsünüz. Wi-Fi gördünüz bayağı. Wi-Fi yerleri bulardı dostlarım. Ses yerleridir. Bu arada ses yeri aldığınız en güçlü naşitlerin. Yani zayıf naşitli taksa ona da şimdiden ses verecek. Böyle özellikleri var. HDMI yeri var. Yani video kartınız olmasa bile burada takıp istifade edebilirsiniz. O kadar da cüce olmasa bile takıp istifade edebilirsiniz. Demek dostlarım ben bunun içinde neler çıkıyor onları da göstereyim size. Bunun içinde nelerimiz var. Bunun içerisinde bağlama kabelleri var. Hard diske çekilmek için esasen. Burada yine de afiş verip Asus ROG Strix bizlere asacağıdır bu dostlarım. Ele böyle beze için bizlere gönderip. Sonra bunun içerisinde bir ne görürük? Bir adlini garibe bir balaza bir bot sistemi görürük. Burada bağlamak için buna jugut da deyirlər Rus dilində. Bilmirəm Azərbaycanda ne deyirlər buna. Option bağlamak için de. Burada da bir neyimiz var? Yapıştırıcılarımız var. Belə-belə balaza xırda-xırda Asus bizlərə hədiyə edir dostlarım.
Yani sen bizim mal ürününden almışsan biz de sana bunları hediye ederiz. Ve bunları götürürüm onun içinden, koyuram qurağa. Bunları koyma sebebim ne oldu ki? Çünkü ben bunun üstünde bunları yığacağım. Çünkü bunun arkası adi stulaza da değmemeli dostlarım. Karofkasının üstünde elə yığılır. Güzel bir şekilde ki, koy problem çıkmasın. Bəli, özüm yığacağım dostlarım. Çünkü öz mesleğim, öz işim. Həm informatika müəllimi olarak tutarmışam. Həm də təmir və diğer şeylerde her şeyden başım çıxır. Əvvəldən uşaqlıqdan yani. Bu arada kompüterlər sipariş vermək istəyirsinizsə freeshop.az saytına girerek. İndi 2 gün əcədə tam açılacaq. Girerek. Oradan istediğiniz siparişi vererek ve Azerbaycan'da belə deyim, en ucuz gördüğünüz yer orada olacak kompüter bakımından. 10 günlə online'dir bu arada siparişler olacak. 10 günlə rayonda yaşayırsansa rayona göndererek, Bakıda yaşayırsansa şehir içerisinde Bakıya göndererek, fark eləmir de sizler Azerbaycan'ın her bir bölgesinde yaşayıp ona göndereceğiz. Bunun kıymetini demedim ben sizlere. Bunun kıymeti de haradasa 700 manata da kadar gelir dostlarım bu platanın. Bunun kıymeti bunu ben... Yadıma gəlir, məndə 1050 Ti vardı dostlarım. Mən döyüşdəykən qardaşım üstünə su tökmüşdü, yandırmışdı onu. Mən də getdim, yəni biraz qıydım pula. Bunun 2070 RTX 2070 Super aldım. Bunun 8 GB'dı bu arada. Bir aradasa 1500'e de almışdım. İndi bu arada qiyməti bilmirəm, qiymətləri qalxmışdır Bitcoin'a görə. Gözəldi dostlarım, süperdi. Tövsiyə edərəm. Olmayanlarda inşaat kısmet olsun. Bunu aldık koyduk biraz dostlarım. Birinci çıpı ameliyatımız olacak. Ve başlayırız çıpıya. Dostlarım sizi məşğul eləmək istəmirəm. Videonu sürətləndirəcəm. Dəhşət bir dərəcədə videonun montajını sürətləndirəcəm ki sizin için yaxşı olsun. Ve bir an mahrumda adatlarına koyacağım oraya. Yığılma sistemini görəsiniz. Ve mənimle. Gettik. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.